Ağzınıza sağlık. Sen. Bütün şarkı seni seyrettim. Senin de neyi seyrettiğini gördüm bu arada. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Efendim aramızda kim var? Çok harika bir hanımefendi. Ferhan Hanım. Doğru mu? Doğru. Soyad neydi? Ben yanlış okumayayım. Alesi mi? Alesi. Esas evet. Meslek yani uğraştığınız iş nedir? Kültürler arası iletişim uzmanıyım. Kültürler arası iletişim uzmanı. Kimlere hizmet ediyorsunuz? Kimlere yardımcı oluyorsunuz? Yani bu kültürler arasındaki farkları kimlere öğretiyorsunuz, ders veriyorsunuz? Kimlere yarıyor diyeyim mesela? Özellikle yurt dışından gelen üst düzey yöneticilerle. Yani aslında yaptığınız şey şu değil mi? Türkiye'ye gelen insanların, yöneticilerin ya da başkalarının Türkiye'de yalan değil, yanlış şeyler yapmaması için Türklerin hareketlerini, tavırlarını... Değil aynen. Mi? Siz bunları öğretiyorsunuz. Evet. Aynen. Gelenek. Ne enteresan geliyor onlara? Onlarla bizim farklılıklarımız arasında. Herkesin mesela çok dikkatini çeken konulardan bir tanesi Türklerin ne kadar meraklı olduğu aslında ve ne kadar soru sorduğu. Evet. Doğru. Evet. Merak ederiz. Mesela evli misin, çocuğun var mı? Kaç tane çocuğun var? Üçüncü çocuğu yapmayı düşünüyor musun falan gibi sorular onlar için biraz fazla kaçıyor. Falan. Evet. Bizim de talk show'un dayandığı nokta bu. Bize sormasın. Bizim de bütün olayımız bu yani. El hareketlerinden falan. Mesela peki, bu el hareketlerinden var mıdır enteresan bir şey el hareketlerinden? Çok var. Bir kız arkadaş oradan bana dedi ki çok dedi yakışık güzeldi falan. Evet çok güzel bu gerçekten Türk kültüründe hoşumuza giden bir şey olduğunda yaptığımız tipik bir hareket. Fakat İtalya'da bu aynı hareket bakın. Kızgın bir insanın, kızgın bir İtalyanın size söylediği, İtalyanca da söyleyeceğim. Ma che cosa vuoi? Derdin ne? Ne istiyorsun? Anlamında söylediği bir şey mesela. Tamamıyla evet. Farklı. Ma che cosa vuoi? Ma che cosa vuoi? Mısır'a alıp götürdüğümde sizi, aynı işaret. Bilen var mı aranızda? Yemek. Ne anlama gelir? Mısır'da yemek. Bu hareket. Mısır'da. Yemek evet, mi? Bu. Yemek. Yemek hayır. Anlamı. Hayır. Hayır. Alalım mı birkaç tane fikir? Hadi artık. Ne? Hadi artık. Hadi artık. Evet, yo bence çok iyi çıktı. Siz gelmeden önce bir şey de çıkmıyordu yani. Alişan, sence ne anlama gelebilir bu Mısır'da? Ben ne dedim hani, karnın aç mı, yemek. Yemek yiyelim mi? Hani biz böyle yurt dışında anlatıyoruz. Ne olabilir ki? Bade. Biliyorum yani. Allah Allah. Kızım bilmiyorum. Bir şey at gitsin işte. Bir şey söyle yani. Bilmiyorum. Ha bilmiyorum. Bilmiyorum diyor. Ha okay, bilmiyorum. Tamam ya, evet. Ne anlama gelebilir ki yani? Ne anlama gelebilir ki merak ettim. Teyzenler nerede? Bilmiyorum. Akşam program var mı? Ay bütün makyajım aktif. Aynı program. Tolgan. Ay. Hakaret mi bir şey mi? Daha hakaret hayır, İtalya'da. Hayır, hakaret değil. Hakaret değil. Almeda. Ne bileyim, dans ediyor. Almeda. Almedacığım daha tek yine cevap veremiyorum. İkisini birden bir de oynatma. Evet. Dans etme göre Almeda. Seni seviyorum anlamına geliyor bence. Hayır değil ama iyi fikir. Belki başka seni bir ülkeye seviyorum. Bunu mal edebiliriz. Mısır'da bekle, sabırlı ol anlamına geliyor. Aman. İki saattir bekliyoruz. Bekleymiş işte ya. Bilmiyorum. Adam beğenmedi ya. başka yok mu şey? Ya kardeşim biz bu konuları sen beğen diye anlatmıyoruz. Bunlar bir fikir olsun diye anlatıyoruz. Mısır'da bu bekle. Banane lan. Vay arkadaş. Başka mesela, yani bizde mesela şu vardır, vay harikasın falan. Oraları keselim burayı. Niye ya, bu ne yani? Ya böyle bir şey yok mu ya? Çok yok, çok. Ne yazar, çok yok öyle bir şey. Bir dakika ya, bir tek bende mi vardı ya? Hiç kimse yapmıyor bunu ya. Hayır, bu. Ben scuba diving yaptığım için dalışta... Her şey yolunda anlamına gelir. Ha, dalışta suyun altında evet. Her şey yolunda anlamında. Suyun üstünde evet, başka. Suyun bu... üstünde. Bu yani böyle bir suyun üstüne çıkarken bir şey oluyor. Ne oluyor ya? Orada değişik. Suyun üstünde ortalık karışabilir. Özellikle hangi ülkeye gittiğinizde çok bağlı. Bir dakika bağlı. Yani ben özür dileyerek bir şey soracağım. Estağfurullah. Gerçekten de bunu böyle perfect bir iş yapmışsın demez misin? Yani böyle kesinlikle. Harika bir iş yapmışsın bakın, diye. Bakın Amerikalılar bunu böyle yaparlar. Çok evet. Kullandıkları bir şeydir. Aynı zamanda thumbs up dediğimiz şu işareti bu, de yapar.
yaparlar. Evet. Aynen öyle. Ama çok haklısınız. Kesinlikle bu kullanılan bir Amerika'da okey, mükemmel anlamında. Fakat işte kültür böyle bir şey. Bakın Brezilya'da yapmayın lütfen, gözünüzü seveyim. Bu Brezilya'da, var. Bu var. Evet, o enteresan bir... artık. Hindistan'da... Hindistan'da bu. Hindistan'da tuvalete gidiyorum demek. Bu mu? Aynen. Ve yani küçük küçük suya görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Hoşça kalın diyor. Peki Türkiye'de halay çekelim mi anlamında? Şuradan alayım mı? Sizi şuradan alabilir miyim ben? Yani? Şuradan takıp şöyle. Evet. 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 Güzelmiş. Avrupa'nın birçok ülkesinde, Batı Avrupa diyebileceğimiz ülkelerin çoğunluğunda aslında hani. Sıska, zayıf, vardı, çok sıska kendimsiz derler, evet. Erkekler için evet. Ya da hanımlar için kullanılan. Bizde mesela şey vardı, maşallah. Aman yarabbim. Değil mi? Onu biz tabii ki kesinlikle nazar değmesini, değil mi, önlesin diye evet. Yaptığımız çok doğal bir harekettir. Fakat işte bunu Batı Avrupa'da yaptığınız zaman insanlar siz onlara tükürüyorsunuz, hakaret ediyorsunuz falan zannediyorlar. Öyle bir şey aslında var bize yani. De tükürülüyor da yani biz şey yapmıyoruz yani. Peki, bayağı çok hareket var ya bize, enteresan yani. Mesela yurt dışına var mı bu diye yani hani en şey hareketlerdendir. Peki, hafta sonu, yani daha doğrusu hafta içinde Eskişehir'deydim. Bir okuldaydım ve anaokulu öğrencilerinin böyle benim için yaptıkları şeyler var. Bunları da söz verdim, göstereceğim diye. Bunlar harikalar yani, gerçekten de. Ellerin falan ufaklığına bak. Bunlar harikalar. Okul beni çağırdı. Bu da çok güzel. Ulu Önder Mustafa Kemal Öğretmenimizin resmi. Teşekkür ederiz hepsine. Liseliler tanıyor, ortaokul tanıyor, anaokulu da getirmişler. Beyaz abi, beyaz abi diyorlar. Kimim ben, ne yapıyorum diyorum. Böyle bakıyor, hiçbir fikri yok ne yaptığımla ilgili yani. Beyaz, seni çok seviyoruz. Ben buradan aileme bir şey itiraf etmek istiyorum. Gelmişler. Okulumuz adı. Merhaba Beyaz, bak sana kimi getirdim. Küçük kuzenim Büşra. Bu daha minicik. Ben ayağımda saklarken senin programını izliyordum. O artık büyüdü. Merhaba Beyaz abi. Şu an çok heyecanlıyım. Çok mutluyum burada olduğum için. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Erkenden kalkacağız. Koyunlarımızı soyacağız. Ne kadar kim varsa bak. Beyaz. Beyaz buraya kulaklarımızla geldik. Yani Beyaz'ın melekleri olarak geldik. Uzun zamandır bekliyoruz. Sonunda gelebildik. Seni çok seviyoruz Beyaz. Beyaz'ı tabii ve bunu her kim izliyorsa. Hatay'dan Muğla'ya, Muğla'dan İstanbul'a geldim. Sırf ünlü bir oyuncu olabilmek için. Bir gün o koltukta ünlü bir oyuncu olarak, konuk olarak inşallah oturabilirim. Gece gel gelin rahatına bak bir neden kaderinin bahtına yar. Senin düşlerin anlayacak da o kadar. Biz her zaman sizi elimizde çekirdekle canlı yayından seyrediyorduk. Evet. Şimdi çekirdeğimizi yanımıza getirdik. Stüdyoda bir şey deneyeceğiz. Yaz meyvesi kadar dondurma gitsin. Programımızın bu bölümünde harika bir arkadaşımızın çok güzel bir şarkısı çıktı arkadaşlar. O arkadaşı ben alkışlarla buraya davet etmek istiyorum. Hem biraz sohbet ederiz hem de şarkıyı dinleriz çünkü çok güzel bir parça. Gerçekten de ona tanıtmış olalım. Alkışlar da Baran Bayraktar geliyor. Salla gitsin. Alkış alalım Baran'a. Baran'cığım nasılsın? Abi seni gördüm daha iyi oldum. Sağ ol. Sağ çok yakışıklı bir adammışsın. Estağfurullah. Parçam da çok güzel. Çok. Gerçekten çok güzel. Bilen var mı Baran'ın parçasını? Salla gitsene. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.